Devam edelim hocam. Yine isimlerini sayalım arkadaşlar. Ahmet Önder de yine artistik jimnastikte gümüş madalyaya uzandı. Yakışıklı çocuk. Aslan kızım. Bu sene az. Topaç. Altın madalyaya. Bak bunlar niye önemli? Üç nedenden dolayı. Bir, ülke şu anda moralsiz. Bu tür böyle güzel şampiyonluklar içimizi böyle bir zevk veriyor. Aynen, hani futbolda daha çok veriyor. Tabii. Çünkü çok milyonlara ilgilendir. Ama bu da mesela evde oturan kadın, kız görüyor bunu değil görüyor. Mi? Görüyor. Bir morali yükseliyor. Aa diyor, bir kız çocuğu şampiyon olmuş. Ötekisi genç bir delikanlı. Aa, jimnastikte şampiyon olmuşuz. Bunlar moral. İki. Sonuç olarak ülkenin prestiji. Üç. Bunları gören diğer gençlere lokomotif görevi. Yani bugün 13-14 yaşında bir kız çocuğu ablasının şampiyon olduğunu görünce internette dedikodu yapıp dekolte kıyafetli ablalarını kıskanacağına gideceksin. İlle de boks yapsın demiyorum. Tabii yüzme yapsın. Yani tamam, kız çocuğu için yüzme yapsın imkan. Atletizm, hiçbir şey yapmıyor, atletizm yap. Ya şampiyon olmak zorunda da bir spor yapsın. Şampiyon olma. Niye? Çünkü spor ne derler? Her spor yapan başarılı yani olmak zorunda spor, değil. Spor, dostluk, karışma. Hayır abi. Spor, barış, dostluk, kardeşliktir diyorlar ya. Onu geçin. Spor insanlar için kötülüklerden uzak aynen kalma metodudur. Nedir o kötülük? O kadar kötülük var ki. Spor insan sigara içemezsin. Alkol. Kullanamazsın. Tuhaf işler. Hani anladın? İnternette manasız işler. Çünkü internette manasız işler yapacağına antrenmana git. Manasız işler derken bilgi anlamında biliyorum. Tabii. Anladınız demek. Erkek de kız için de konuşuyor. Dolayısıyla spor bana göre barış, dostluk, kardeşliktir. Yanında spor pisliklerden, kötülüklerden uzaklaşabilmenin en kolay yönüdür. Ha spor yapıp da pisliklerin içinde olan adam var mı? Tabii. Var. Ama oran azalır yani. Oran azalır. Bence bu. Babanız olarak konuşuyorum ben. Manevi babanız olarak söylüyorum. Evet. Devam edelim Emre. Bu da aslan. O da aslan. Buse, bu da gol bol takımı. Yine Avrupa şampiyonu ne bu? Oldu. Gol bol takımı. Kadın görme engelliler. Tabii biliyorum bolu, evet. O da Avrupa şampiyonu oldu onlar da. Aslanlar. Tebrik ediyoruz buradan tekrar. Ha, bir şey söyleyeyim mi sana? Çok garip bir şey söyleyeyim. Bak burada azıcık ayrımcılık yapacağım. Pozitif ayrımcılık. Kadınların başarısı daha çok mutlu. İçimden bir ses sanki Türk milletinde kadınlarımızın sportif kabiliyeti erkeklerimizden daha fazla gibiymiş gibi. Bu pozitif ayrımcılık. Hani derler ya, kadının aklı erkekten az çok, bu hayvanca bir aptallıktır. Fakat ben pozitif ayrımcılık. Sanki acaba Türk milletimizin 80-82 milyonun genetiğinde spora yatkınlık erkek genetiği, spora yatkınlık kızlarımızın genetiği. Acaba diyorum bizim kızlarımızın genetiği biraz daha olabilir büyük. Hocam. Hani bunu kızlarımız bak. Çünkü bakıyorum lan voleybol diyorsun. Basketbol. Bak şu basketbol diyorsun. Burada futbol. İşte boksör kızlar falan. Aynen. Yani bu güzel bir şey aslında. Hadi kızlar, atletizm. Hadi kızlar. Hadi. Devam edin. Spora, hadi devam, spora devam. Geçtik Emre. Şimdi hocam Enver Cenk Şahin sen poli forması giyiyor. Böyle bir paylaşım yaptı harekatla alakalı. Dedi ki işte Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Evet. Dualarımız sizinle. Evet. Barış Pınar'a harekatı dedi. Tamam. Daha sonra St. Pauli kulübü kulüp değerlerine uymadığı gerekçesiyle St. Pauli kulübü pezevenkler kulübüdür kardeşim. St. Pauli Hamburg'da hiç gitmedim ha. Genel evlerin bulunduğu muhitin adıdır. Tamam. Genel evlerin bulunduğu muhitin adıdır. Hiç gitmedim. Ne Hamburg'a gittim ne St. Pauli'ye gittim. Duyduklarımı söylüyorum. Orayı yönetenler de umumiyetle Muhammed Tellal'ın namı diğer pezevenktirler. Yani her St. Pauli idarecisi pezevenk mi? Asla. Asla. Her St. Pauli'de oynayan futbolcu pezevengin çocukları mı? Asla. Böyle bir şey demiyorum. Siz kendim önce bir defa arkanızı toplayın. Bir Türk çocuğu ırkçılık, vahşet, soykırım, insanlık suçu, hırsızlık, uyuşturucu gibi olayları danden vurmadan harekat yapan resmi ordusunun uluslararası hukuktan aldığı yetkiyle yapmış olduğu harekatı desteklemesinden dolayı St. Pauli onu kadro dışı bırakıyorsa siz pezevenklerle takımısınız kardeşim. Çok net oldu. Çok net. Doğru konuşayım mı? Konuş hocam. Ha, yasal olarak hakkınız var mı? Sana ne derler? Kadro dışı bıraktım. Ama o kadar kolay değil. Bak, o ülkeleri eleştiriyorum bazı konularda da, bazı konularda da orada hukukun üstünlüğü fazladır. Yani bir Alman savcı diyebilir şunu. Hop der St. Pauli. Sen suç olmayan bir paylaşımından dolayı bir futbolcunun sözleşmesi fezerber kadro dışarı. Bu Alman ki bu şekilde açıkladılar.
Alman iş kanununa aykırıdır diyebilir. Bak bazı konularda da var ya, hani o eleştirdiğimiz Almanya, İngiltere falan var ya, bazı konular inanılmaz hukuka uygun yaklaşımları var. İnşallah. Ya bunu diyebilir. Göksel Gümüş de başkan. Kapımız açıktır sonuna kadar. Gözlerinden öpüyorum Göksel Başkan. Sen sana yakışanı yaptın. Sadece Göksel Başkan değil. Türkiye'de hangi kulüp olursa olsun. Şu anda Enver'i kadrosuna alır yani. Hatta ben buradan benim. Türkiye'nin en ünlü spor hukukçusu Bıyşar Özbey kardeşime de rica ediyorum. Bu arkadaşımızın lütfen uluslararası alanda hakkını savun ve avukatlığını al. Yaparsın evet, yapmazsın onu bilmem. Evet, bilemem. Ama Göksel Başkan'a teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hangi başkan olsa bunu yapardı. Tabii ki sen bu halin bu çocuk Başakşehir'de oynayacak kapasitede değil. Olsun. İdmanına çıksın. Hazırlasın kendini. Bakarsın seviyeye. Başakşehir olmaz da ne bileyim. Kayseri olur. Kayseri olur, olur. Kasımpaşa olur. Kasımpaşa olur. İstanbul'da. Hadi olma. Ya bir dakika. Sen bu Alman 2. ligi doğru mu? Alman 2. ligindeki futbolcular Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak kapasite. Alman 2. ligi kötü bir lig değildir. Ya bu çocuk da yıllarca oynadı zaten Türkiye. Ya oynar. Başakşehir olmaz da Kasımpaşa'ya gider. Alırsın sen kiralarsın. Çocuk ekmek yesin bir de onuru şey yapsın. Ama ben Almanya'da İş kanununda çok duyarlı olan Alman savcıların bu pezevenkler takımı Şampoli'ye müdahale edebileceklerini düşünüyorum. Ama edemeyebilirler. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Orada da var de, derin tabii Almanya. Canım, olmaz orada olmaz. Da derin Almanya diyecek ki kardeşim biz ülke olarak Türkiye'ye şey dur diyoruz bilmem ne diyoruz. Ambargo koyuyoruz silah satışı. Sen hangi ya, bir de bir şey ama ben Göksel Başkanı onun nezdinde Başakşehir Kulübü'nü tebrik Sayın Bakanımızı da kabul Sayın etti. Sayın Bakanımızı tebrik zaten ettim. Bu evladımızı ben hiç tanımazdım. Enver yani oynuyor da gariptir. Buna bu da onuru bak para değil. Onuru kurtulsun. Bir maçta da olsa Başakşehir. Bu Aralık'ta sözleşme imzalayabiliyor değil mi bu? Tabii de kış transfer dönemi Ocak'ta. Tabii Ocak'ta imzalayabilir. Alın. Zaten Başakşehir'deyim. Ha? Oynadı Başakşehir'de zaten. Bak şimdi Bıyşar kardeşim aynı zamanda bu uluslararası futbol piyasasında senden benden iyi bilir. İkimizi denize döker, bir de üstüne tuz diker. Nerede oynuyor bir daha söyle bu işler. Başakşehir'de oynadı. Başakşehir'de oynadı Enver. Tamam, Yuva'ya döndü. Aferin be bak Bıyşar teşekkür. 2012-2013'te döneceğim. Başakşehir'in kökenli çocuk. Evet. Tamam Yuva'na hoş geldin oğlum. Adı ne bu çocuğun? Enver Cenk Şahin. Enver Cenk oğlum Şahin. Enver Cenk herhalde ya da Cenk. Enver Cenk. Hoş geldin Yuva'na. Göksel Başkan tekrar gözlerinden öpüyorum kardeşim seni. Tebrik ediyorum. İşte ben bunu istiyorum. Bak. Çok mantıklı bir şey. Tabii ki bu çocuğa, Cenk'e, Başakşehir'in şu anda ihtiyacı var. Kadrosu güçlü. Ama büyüklük işte. Belki de ilk 11'de oynayamaz. Belki ilk 18'e bile giremeyebilir. Bilmiyorum. Ama bu ne bileyim? Mesaj, mesaj. O da büyük. Mesaj. Herkese mesaj. Pozitif mesaj. Geçtik. Şimdi son olarak da hocam Emrecan ve İlkay'ın tutumuyla alakalı konuşalım. Gerçi sen Kaan için söylediğin benzerlerini galiba söyleyeceksin. Aynı şeyi söylüyorum. Emrecan, İlkay. Her ne kadar sizler Türk milli takımında değil de Alman milli takımında oynasanız da dünyanın sayılı takımlarında çok başarıyla oynasanız da adı birinizin adı İlkay, birinizin adı Emre. Siz dünyanın en büyük futbolcusu da olsanız tıpkı Zidane gibi Türk asıllı Alman futbolcu Emrecan diyecekler. Zidane kim? Cezayir asıllı Fransız futbolunun efsanelerinin başında geliyor. Ben sizin yaptığınız bu paylaşım, paylaşmama... Cenk'in paylaşımını beğendiler, geri çektiler. Sonra siyasi bir mesaj diye geri çektiler. Baskı yapıldı. Bak, bundan dolayı eleştiririm. Yaptığınız hareket, cesur kalamadınız diyebilirim. Ama ben size hakaret etmem. Kusura bakmayın. Yani keşke yapmasaydınız. Keşke de arkasında demek ki öyle bir şekilde gerek Manchester City'den ve Liverpool'dan, Juventus'tan baskı aldınız ki çekmek zorunda kaldınız. Şöyle hesap yaptınız. Ben bunu çekmezsem beğenimi kulüp bana ceza verir. Bir tarafta da yani iki ucu sıkıntılı durum. Empati yaptığım vakit kısmen de olsa anlıyorum. Kaan Ayhan gibi sert eleştirmem. Dedi. Yapacak bir şey yok oldu artık. Yapılacak bir şey yok. Geçtik. Şenol Hoca'nın kıyafeti çok konuşuldu. Arnavutmak için de giydiği takım elbise hocam. Şimdi tabii çok speküle edildi. Üretici firmanın açıklamaları oldu bunun üstünde. Şenol Hoca farkında bile değilim dedi. Kadıköy'de oynandı maç ve Şenol Hoca'nın kıyafetini görüyorsun. Bordo mavi bir kravat tak. Ne düşünüyorsun bunlara? Görüş konuşayım. Şenol Hoca, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı birkaç teknik direktörü dışında
Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en şahsiyetli, en şerefli, en namuslu teknik adamlarının başında gelir.